Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması reddedildi konusunu anlatacağız. Özellikle YouTube kanalımızda sıklıkla karşılaştığımız bir itiraz bu. Hemen hemen her videomuzun altına muhakkak bir kişi gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin meclis komisyonu kurulması talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi şeklinde bir yorum geliyor. Bu yorum doğru. Hatta bir kere reddedilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde tam 13 kere FETÖ'nün siyasi ayağının kurulması için CHP ve HDP'nin meclis araştırma komisyonu kurulması talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Peki neden? Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin meclis komisyonu kurulma talebinin neden reddedildiğini anlamak için 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından mecliste kurulan 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna bakmak gerekiyor. Bu komisyon AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'den milletvekilleriyle kurulmuş bir komisyondu. Ve bu komisyonun raporu henüz açıklanmadı. Ve bu komisyonun raporunun açıklanmaması üzerinden de şu anda AK Parti kendisini zora sokacak bir raporu açıklamadı şeklinde bir takım manipülasyonlar yapılıyor. Ve hemen ardından zaten AK Parti ve MHP FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması talebini de reddetti şeklinde şeklinde ikinci bir argüman geliyor. Peki 15 Temmuz darbe girişimi ardından mecliste kurulan araştırma komisyonunun raporu neden yayınlanmadı? 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 4 partinin milletvekilleriyle bir komisyon kurulduğundan bahsettik. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 tane milletvekili vardı ve bu milletvekillerinden bir tanesi Sezgin Tanrıkulu. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde Sosyal medya hesabını FETÖ'cülere tahsis eden Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 15 Temmuz darbe girişimini araştırmakla görevlendirilmiş bir milletvekiliydi. Aslında skandal bununla da bitmedi. Meclis araştırma raporu hazırlandı ve Cumhuriyet Halk Partisi komisyonun raporuna şerh yazacağını söyleyerek komisyon raporuna ekleme yapmayacağını belirtti ve bir şerh yazdı bu şerhin başlığı da kontrollü darbe. Yani 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan bir komisyonda bu komisyona rapor yazan Cumhuriyet Halk Partililer darbeyi kontrollü darbe olarak tanımlama ihtiyacını gördüler. Bununla kalmadı skandal. Rapor hazırlandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partililer rapora ekleme yapmak istediklerini söylediler ve komisyon başkanı Reşat Petek komisyonun faaliyetlerini sonlandırdığını ve raporun yazıldığını, Cumhuriyet Halk Partisinin rapor yazılırken müdahale etmeyeceğini söylediğini çünkü şerh yazarak bu müdahaleyi göstereceğini belirterek Cumhuriyet Halk Partisinin bu talebini reddetti. Peki ardından ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay meclis çatısı altında şu cümleyi kullandı. Eğer o rapor dağıtılırsa raporun hepsini toplar meclis çatısı altında yakarım. Meclis bahçesinde yakarım. Yani bugünlerde 15 Temmuz darbe girişiminin raporunun neden açıklanmadığını dile getiren Cumhuriyet Halk Partililer o tarihlerde rapor yayınlanırsa raporu yakmakla tehdit etmişlerdi. Ve meclis başkanlığı da meclis çatısı altında böyle bir rezalete izin vermemek adına raporu yayınlamadı. Ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli meclise verdiği önergeler başladı. Bu önergelerde FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için meclis komisyonu kurulması talep edildi. Peki meclis komisyonu nasıl oluşuyor? Meclis komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gruba sahip olan partilerin milletvekili vermesiyle oluşuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti, MHP ve AK Parti bu komisyona üye verecek. AK Parti iktidar partisi olduğu için ve meclis çoğunluğuna sahip olduğu için en fazla vekil AK Parti'den gelecek. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, MHP ve İyi Parti şeklinde devam edecek. Bu komisyonla HDP'nin vereceği üyenin Ömer Faruk Gergerlioğlu olacağını tahmin etmek zor değil. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası HDP'nin FETÖ ile ilişkili bütün açıklamalarını neredeyse Ömer Faruk Gergerlioğlu yaptı. Hatta kendisini o kadar kaptırdı ki FETÖ'cülerin yayınına çıkmakta da bir beis görmedi. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmayı gerçekten çok istiyorsa bunu mecliste bir araştırma komisyonu kurmadan da ortaya çıkartabilir aslında. Mesela partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi hemen ardından darbenin bir numarası Adil Öksüz'ün MIT ajanı olduğuna dair iddiayı kimden aldığını anlatabilirler. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti içerisinde yüzün üzerinde baylokçu milletvekili var. Eğer onlar açıklamazsa ben açıklayacağım isimlerini diyerek ortaya attığı iddiayı somut hale getirebilirler. Kim bu baylokçu milletvekilleri ve bunların görevleri neler ve bu isimler üzerinde neden Cumhuriyet Halk Partisi 5 yıldır hiçbir açıklama yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorulara cevap vermedi. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye açıkça destek vermesinin nedenini anlatmadığı gibi ya da 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte FETÖ'nün kanallarına el konulduğunda, FETÖ operasyonları yapıldığında Cumhuriyet Halk Partililerin neden en ön safta bulunduğuna dair bir açıklama yapmadı. Ama gelen yorumlara bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak istiyor. AK Parti ve MHP de bunu kabul etmiyor. Gerçek böyle değil. Meclis araştırma komisyonu denildiği zaman insanların aklına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında uzman kişilerden oluşan bir komisyonun hazırladığı rapor ve bu raporun mecliste görüşülmesi geliyor. Ancak bu iş böyle değil. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından kurulan komisyonda meclisin bombalandığı asker olmasına rağmen darbeyi FETÖ'nün yaptığı aşikar olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi raporunun şerhine nasıl kontrollü darbe yazdıysa FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin komisyonda da neler yapacağını tahmin etmek zor değil. Biz bunları zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu ispatlayan 10 olay videomuzda anlatmıştık. O videoda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsettik. Sezgin Tanrıkulu'ndan bahsetmedik. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Aykan Erdemir'in ABD'de FETÖ'nün nasıl kuryesi haline geldiğinden bahsetmedik. Bahsettiğimiz olaylar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardı. Gerçekten FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak isteyen bir siyasi parti bu açıklamaları yapar mı? Yorumu izleyicilere bırakıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası mecliste kurulan araştırma komisyonunun başkanı Reşat Petek demiştik. Başkan yardımcısı da şu an Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı olan ve o dönem AK Parti Manisa milletvekili olan Selçuk Özdağ. Selçuk Özdağ AK Parti'den ayrıldığı döneme kadarki yaptığı hiçbir açıklamada raporun neden yayınlanmadığı meselesine girmezken Gelecek Partisi'ne geçtikten sonra raporun şu nedenle yayınlanmadığını iddia etti. Güya bu raporu yayınlanırsa uluslararası arenada Türkiye devleti zor duruma düşermiş ve raporun FETÖ'yü aklayan yönleri varmış. Selçuk Özdağ'ın unuttuğu bir şey var. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütü mensubu hainleri aklayan kısmı yazan Parti Cumhuriyet Halk Partisi. Rapor yayınlanırsa ne olur? Raporun öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir an önce yayınlanması lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partilerinin FETÖ'yü nasıl akladığının tarihi not olarak düşünmesi gerekiyor. Ve özellikle Engin Altay'ın bu raporu toplar meclis bahçesi altında yakarım dediği kısımlarını da tek tek incelenmesi gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştikten sonra darbeyi FETÖ'cü hainlerin yaptığı açıkça ortaya çıktıktan sonra bu ülkede ana muhalefet partisinin Fetullahçı terör örgütünü aklamak için nasıl çaba gösterdi ortaya çıkmalı. Evet belki dünyaya rezil oluruz. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin meclisini bombalayan teröristleri aklayan milletvekilleri o meclis çatısı altında olmaz. Amerika Birleşik Devletleri örneğini alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir önceki başkan Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında çok ciddi bir gerilim vardı ve bu gerilim Nancy Pelosi'ye Almanya'da sorulduğu zaman kendisi şu cevabı verdi. Ben Amerika Birleşik Devletleri toprağı dışındayım ve Amerikan Başkanı Trump şu an beni de temsil ediyor. Ben Amerikan toprakları dışında kendi ülkemin politikasıyla alakalı konuşmam. Bizde durum ne? Tam tersi. 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşiyor ve bu ülkenin ana muhalefet partisi meclis çatısı altında kurulan komisyonda FETÖ'yü aklamak için yüzlerce sayfa şerh yazıyor buna rağmen raporun yayınlanmaması için de meclis başkanlığını tehdit ediyor. Fethullahçı terör örgütünün ve onu aklamaya çalışanların kirli yüzünü anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.